CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş sevgisi her geçen gün biraz daha artıyor. Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Ondan önce Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız dedi Van'da. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Yani CHP'ye oyunu verirsen Selo'yu ben kurtaracağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ver oyu, al Selo'yu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş sevgisi her geçen gün biraz daha artıyor. Her geçen gün. Selahattin Demirtaş çok seviliyor dedi ya. Partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş çok seviliyor dedi. Bölgede gezdiğimde de bir eve gittik. Orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Ondan önce Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız dedi Van'da. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Yani CHP'ye oyunu verirsen Selo'yu ben kurtaracağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ver oyu, al Selo'yu. Yani bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu hem hakim oluyor hem de savcı oluyor. Salın gitsin diyecekmiş. Selo'su, Kavala'sı, KHK'lısı hepsi Kemal Bey'in bir sözüyle salıverilecek. O diyor, geldiğimde serbest kalacak. Serbest kalsın istiyorsanız bana oy verin diyor. Şimdi bir sözüyle diyorum ya, bunlar hani diktatör diyorlar, cumhurbaşkanına işte tek adam diyorlar falan filan diyorlar. Abi yargının olduğu bir yerde bu adam çıkmış diyor ki bana oy verin, ben Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakacağım diyor. Nasıl serbest bırakacak? Bir sözüyle. Salın gitsin. Ya da kararnameyle mi serbest bırakılacak? Yani tek adam diyorlar ya, çok da ısrarlı beyefendi, çok da hani açık ara bazı böyle şarlatanlar çıkıyorlar. Çok ara var. Çok. Kiminle? Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında çok ciddi fark var. Şu Yasin Börü'nün katilini veya katillerine de vurmasak bile konuşsak mı kardeşim? Yasin Börü'nün ne günahı vardı? Bayram günü sevdiklerinden koparıldı. Başı ezilerek şehit edildi. Yasin Börü'yü katledenler kimin çağrısı üzerine sokağa dökülüp dehşet saçtı kardeşim? Selahattin Demirtaş değil miydi sokağa dökülün diye çağrı yapan? Yaptığımız çağrı bir süreklilik arz ediyordu ve halen bunun arkasındayız. Her gün saat 16'da herkes bulunduğu sokakta, bulunduğu mahallede demokratik tepkisini ortaya koymaya devam etmelidir. Etmesin, ne yapsın? Aynı nakaratı tekrarlamayacağım arkadaşlar. Sonuçta Apo'nun heykelini dikemedi ama Yasin Börü'nün katili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde taht kurmayı bildi kardeşim. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin, Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Dün itibariyle KCK yönetimine yürütme kurulundan mektubu elden teslim ettik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve
bu sürece dair yaklaşımını, beklentilerini detaylı bir şekilde paylaştık. Burada Kandil'de dünden beri KCK'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. Yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler onurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sahip çıkmamak onursuzluktur. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Selo masumdur. Selo çok seviliyor, çok. Bölgede gezdiğimde de bir eve gittik. Orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri her gün bizim yüreğimize hançer gibi saplanıyor. Ben acı çekiyorum. Gerçekten acı çekiyorum. Yahu Yasin Börü'nün annesi her gün o evladının kanlı atletini koklayarak kendini teselli ediyor. Her gün Selahattin Demirtaş seviliyormuş. O zaman kardeşim, Selahattin Demirtaş bugün bu kadar çok seviliyorsa, hani 1000 gündür HDP binası önünde nöbet tutan o kadınların yanına bir gitsin, o evlat nöbet tutan bağrı yanık anaları babaları bir ziyaret etsin, desin ki ya analar derdiniz ne size? Ha şimdi siz diyeceksiniz ki Selahattin Demirtaş cezaevinde nasıl gitsin oraya? Yazıyor ya her hafta, mesajlar veriyor ya, hadi o içeride Pervin Buldan gitsin, Mithat Sancar gitsin bir kere ya. Gitsinler desinler ki arkadaş sizin meseleniz ne? Hal böyleyken Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'in iktidar olursam köprüyü bedava yapacağım vaadi gibi Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak için ahaliden oy istiyor. Ya böyle bir utanç yok, hakikaten yok ya. Yahu oy almak için Selahattin Demirtaş'ı vaat olarak vatandaşa sunan bir kişiden bahsediyorsunuz. Ondan sonra da adalet bu mu çığlıklarını atıyorlar, iyi mi? İşte AKP hukuku diye palavraları gözümüze sokuyorlar. Cumhuriyet, Sözcü, bunların fondaşları, bir de oktroller oluştu biliyorsunuz. Ben yıllardır siyaset takip eden bir kişiyim. Tansu Çiller'i takip ettim, Demirel'i takip ettim. Allah gani gani rahmet eylesin, Özal'ı takip ettim. Ettim de ettim. Ben hiçbir siyasetçinin bana oy verin, size hapisteki adamı hediye edeceğim dediğini duymadım kardeşim. Ama bu iş Kemal Kılıçdaroğlu'na nasip olmuş oldu. Çok seviliyor, çok seviliyor. Kim seviliyor? Selahattin. Biz onu çıkaracağız. Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Allah muvaffak etsin. Ne diyeyim?